Merhabalar, iyi pazarlar, iyi seçimler. Türkiye'ye güzel bir gün, güzel bir bahar ama güzel bir yaz gelecek. Bu güzel yazda biz neler konuşacağız? Seçim günü sizleri yoracağız ama güzel bilgiler vereceğiz. Neyi konuşacağız? Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Lyme hastalığını konuşacağız. Belediyelerin görevlerini konuşacağız. Tek tıpı konuşacağız. Tek sağlığı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Veteriner hekim Erdoğan Ber'le konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi daha çok konuk etmek istiyorum. Çok İzleyicilerimize buluşturmak istiyorum. Hem güzel düşüncelerinizi, hem bilimsel bakış açınızı, hem evrensel bakış açınızı. Geçen biz program yaptığımızda 5 Mayıs 2009 günkü programımızdan sonra Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Programdan 4 gün sonra. Dedi ki Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle ilgili önlemlerimiz tamamdır. Bir sorun yoktur. Bu Sağlık Bakanlığımızın bu açıklaması beni sevindirdi şahsen. Programımızda atıfta bulunması, isim vermeden hoşumuza gitti. Fakat ben size şeyi sormak istiyorum. Bununla ilgili yorumlarınızın yanında bir de Lyme hastalığını sormak istiyorum. İstanbul'da 500 bin civarında Lyme hastalığı var. Türkiye'de bu rakam 10 milyon diye geçiyor. Bu konudaki yorumlarınızı ben almak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Artı TV ailesine bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak bizim için onur verecek. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklamasını ben de izledim İbrahim Bey. Sağlık Bakanlığı özetle şunu söylüyor. Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi Türkiye'nin bir gerçekliği. Ama özellikle belirli bir bölgede gözüküyor. Biz bütün teşkilatımızdan, bütün altyapımızdan bu hastalığın üzerine gidiyoruz ve bu hastalığı belirli bir noktadan aşağıya doğru indirdik mealinde bir açıklaması oldu. Şimdi İbrahim Bey, benim bir veteriner hekim olarak özellikle üzerine durmuş olduğum nokta, biliyorsunuz geçen programda izleyen seyircilerimiz varsa görmüşlerdir. Biz Sağlık Bakanı'nın verilerini alarak 2 tane harita gösterdik. O haritaların birinde Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşinin Tokat'ta ilk ortaya çıktığı 2001, 2002, 2003 haritası vardı. Bir de 2015'ti sanırım haritasını, evet. Haritasını verdik. 2015 ya da 2017. Tam şu anda aklımda değil. Haritasını sunduk. Şimdi de şunu sorduk. Dedi ki yani yaklaşık 13 yıllık süre içerisinde Kırım-Kongo kanamalı ateşine neden olan Hyalomma cinsi kene Türkiye'nin bir noktasından çıkmış, neredeyse Türkiye'nin her tarafına yayılmış. Neden? Neden? Evet. Ve şöyle bir şey var İbrahim Bey, şimdi Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda ya da veri tabanda, ki veri tabanları da çok zayıf, eğer bu programı izliyorlarsa lütfen o zoonotik hastalıklara ilişkin kısmı biraz güncelleyin, videolar koyun, yani beslesinler, çok önemli olanakları, imkanları var ama maalesef çok sınırlı, çok zayıf, onu da söylemiş olayım. O resmi verileri biz dayanarak şunu ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı vaka düzeyinde istatistikler oluşturuyor. Yani şimdi bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi çoğunlukla subklinik dediğimiz çok zayıf belirtilerle bağışıklık oluşturan bir virüs özelliği de taşıyor. Yani vatandaş bir grip sanıyor, bir kırgınlık sanıyor ama orada gerçekten o Nairo denilen virüsü kene üzerinden almıştır ya da başka yollardan almıştır. Vücut bağışıklık kazanmıştır. İbrahim Bey bu kenenin dışında süt ve süt ürünlerinden, et ve et ürünlerinden bulaşabiliyor. Daha yaygın bir bulaşma. Süt ürünlerine ve et ürünlerine. Tabii bulaşabiliyor. Yani kontamine o salgıların içerisinde, o bulaşabiliyor yani. Özellikle kan ve salgılar yoluyla evet. Her türlü bulaşabiliyor. Şimdi dolayısıyla yani bunun bir vakaya dönüşebilmesi için, istatistiğe girebilmesi için kişinin hastaneye başvurması lazım. Hastanenin onun tahlillerini yapmış olması lazım ve onun sonucunda Kırım-Kongo pozitif sonucunun çıkması lazım ki istatistiklere yansısın. Şimdi dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın bu konudaki verileri bir defa bu hastalığın gerçekliğini ortaya çıkarabilmenin yalnızca küçük bir parçası. Bir bunu görmemiz lazım. İkincisi şu, şimdi benim ilgili olduğum, toplumumuzun da ilgili olması gereken nokta şurası. Yani diyelim ki Balıkesir'deki bir vatandaşımız. Yani bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi, özellikle Kelkit Vadisi denilen, geçen programda bunu geniş açıkladık, bölgede yoğunlaşıyor. Evet, doğru. Ama diyelim ki Balıkesir'deki vatandaşımız ya da Diyarbakır'daki vatandaşımız. Şimdi bu hastalığın kendi başına, bir akrabasının başına gelip gelmemesi neye göre şey yapacak? Bu kene burada var mı yok mu? Çünkü bu kene bunu taşıyor. Yani taşıyor. Ben size bir bak, o programdan sonra, bizim programımızdan sonra iki vatandaş Sivas'ta öldü. Evet, Sivas bu konuda çok, bu kenenin çok aktif olduğu bir bölge. Çok da rastlantısal bir şey değil ama vatandaşın ölmüş olması tabii ki çok üzücü. Ve bakanın da açıklamasından sonra gerçekleşen bir şey. Ama bir şey daha söyleyeyim size İbrahim Bey. Aynı zamanda 6 Haziran tarihinde, yani yaklaşık Tarım Bakanı'nın açıklamasından neredeyse bir ay sonrasından Balıkesir Manyas'ta ortaya çıktı. Ve bir vatandaşımız öldü. Çevresindeki insanların kontamine, bulaşıklığın ortaya çıkabilmesi ihtimali üzerine 40 vatandaş da karantina alındı. Gözlem altına alındı. Yani biz burada nereye geliyoruz? Şuna geliyoruz. Yani şimdi neden bu kene bu kadar çok yaygınlaştı? Ben bir hekim olarak bunu Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bunların kendi ilgili birimleri, yani çok ciddi birimler var, yani uzmanları var. Bunun araştırmasını ortaya çıkarıp toplumu aydınlatmış olmaları lazım. Şimdi maalesef biz bunu göremiyoruz. Daha çok yani bir sorun kamuoyuna yansıdığı zaman biraz da bir panikle onu biraz şey yapmaya dönük bir açıklama niteliğine dönüşüyor ve gerçekten sorunun kaynağını ortaya çıkarmaya ve yeni bir bakış açısıyla, yeni bir perspektiften, yeni bir örgütlemeyle, yeni bir uzmanlaşmayla bu sorunu kökünden çözebilmenin yol ve yöntemleri maalesef gelişemiyor. Şimdi Lyme hastalığı Türkiye'nin çok büyük gizli bir gündemi. Şimdi bu Lyme'i da Ixodes denilen bir kene grubu yapıyor. Yani Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Hyalomma cinsi keneler üzerinden gelişiyor. Kenelerin diğer en büyük cinsi olan Ixodes üzerinden de o da bir bakteri taşıyarak, yani o da taşıyıcı. Yani bu iki şeyde de kene taşıyıcı. Yani birinde Nairo denilen bir virüs bu hastalığı neden oluyor Kırım-Kongo kanamalı ateşinde. Diğerinde ise Borrelia diye bir bakteri bunu yapıyor. Ve bu Amerika'da ve Avrupa'da çok yaygın bir hastalık. Yani insanoğlu hayvanlara yaşam alanı tanımıyor. Tanımayınca ya oradaki yaban hayatındaki hayvanlar yerleşim birimlerine gelmiş oluyor ya da onların bulunduğu alana biz burnumuzu sokuyoruz ve dolayısıyla normalde bu hastalıklar başka canlılarda, başka memelilerde hastalık yapmaz iken, onlar subklinik geçirirken insanda hastalığa neden oluyor. Oradan da işte geyik, karaca üzerinden, oradan da işte çeşitli kene, şimdi son yapılan çalışmalara göre pire, bit ve benzeri gibi sinek, çeşitli vektörlerle insana bulaşıyor ve yaklaşık 30 hastalığı taklit ettiği söyleniyor. Şimdi ve Türkiye'de sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 8 ile 10 milyon kadar Lyme hastası olduğu tahmin ediliyor. Şimdi tahmin diyoruz çünkü bununla ilgili benim bildiğim, lütfen bu açıklamayı yapan ve gerçekten de güzel bir şey ama biçimsel olmaktan çıkarıp içerini doldurarak gerçekten bir sorunu çözmek üzerine bir yaklaşım varsa bunun çalışmasının yapılması lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın Lyme hastalığına ilişkin bir mücadele programı var mı? Tam bu soruyu soracaktım. Hem Lyme ile ilgili hem de Kırım-Kongo kanamalı ateşi ile ilgili politikası var mı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın? Yani Sağlık Bakanlığı'nın Kırım-Kongo kanamalı ateşine ilişkin çok yüzeysel... Koruyucu sağlıkla ilgili çalışması var mı? Net soruyorum. Koruyucu sağlıkla ilgili çalışması çok sınırlı. Ama hakkında yemeyelim. Mesela diyelim özellikle o Kelkit Vadisi kısmında Tarım Bakanlığı'nın ilaçlama çalışmalarını bir miktar Sağlık Bakanlığı destekte bulundu. Ama çok küçük iyi rakamlar. İbrahim. Ya iyi de küçük de olsa destekliyoruz. Küçük ama İbrahim Bey şimdi bunlar yetkili otoriteler yani. Evet, evet. Yani toplum çözümü bunlardan bekleyecek yani. Bunlar yapacak yani. Yani evet. Bütçeyi kullanan bunlar. Kadroyu yöneten bunlar. Şimdi Lyme hastalığına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın bir mücadele programı var mı? Bir çalışması var mı? Bir altyapısı var mı? Neden soruyorum İbrahim Bey? Benim İstanbul'da çok sevdiğim, bilgisine çok güvendiğim bir doktor arkadaşım. Geçen gün benimle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki, hocam dedi ben İstanbul ormanlarına bir geziye gittim, pikniğe. Birkaç gün sonrasında şu elimin alt tarafında büyük bir kızarıklık oluştu. Beni çok huzursuz etti. Bir yorgunluk, halsizlik. Kaç tane doktora gittim. Bak kendisi de hekim. Kaç değişik doktora gittim, kimse bilmiyor. Bir tanı koyamadılar. Bu sonra bir hafta sonra bir altyapı var mı Türkiye'de? Onu anlatmaya çalışıyorum evet. İbrahim Bey. Yani bir hafta sonra eşimle gittim, eşim de başına geldi. Yani İstanbul'un ormanları kaynıyor. Orada geyikler var. Olması çok güzel. Karacalar var. Evet, yaban hayatı. Evet. Türkiye'de biraz oralarda var. Yani olması çok güzel. Bizi çok mutlu ediyor. Şimdi bu kenede oranın yaşam alanı ama senin buna karşı bir koruma, vatandaşı uyarma şeyin var mı? Bak o doktor arkadaşın eşi de yakalanmış. Yani gitmediğimiz doktor bulamadık dedi. En son yurt dışına Almanya bir seyahate gidiyorlar. Oradan yeniden doktora gidiyor. Orada Lyme teşhis konuluyor. Yani şunu görüyoruz. Türkiye'de benim gördüğüm, varsa düzeltsinler, Lyme hastalığına ilişkin yetişmiş eleman yok. Altyapısı yok. Ya peki yani Kırım-Kongo yaklaşık 10.000'in üzerinde vaka ortaya çıkan şeylerden ve 600'e yakın vatandaş hayatını kaybetti İbrahim. Şimdi 37 tane sağlık çalışanı, 37 sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı ve 5'i hayatını kaybetti. Şimdi bir ülkenin sağlık politikası sadece bir şey ortaya çıktıktan sonra, kamuoyuna yansıttıktan sonra, tepkiler oluştuktan sonra doğrudan teşhis tedavi üzerinden ona müdahale etmek midir? Bak söylüyoruz işte ve bu konuda çalışması olan, çok büyük çabası olan insanlar var Lyme hastalığına ilişkin. Onların fikirlerine başvurun. İstanbul'da o süreci takip eden, tabii kendi başına gelince de aynı zamanda doktor olunca da o süreci takip eden arkadaşımın tahminine göre İstanbul'da 500.000 Lyme hastası olduğunu tahmin ediyor. Korkunç bir şey. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani insanlar yakalandı, bütün o septomatik bunun bir avantajı var. Çok öldürücü olmayabiliyor diğeri gibi. Avantajı bu yani ama insanlar 30 tane hastalığı taklit ediyor ya. O kadar etkili bir şey yani. Sen bir hastalıktan gidiyorsun, bir doktora gidiyorsun, başka bir tanı koyuyor, ona gidiyorsun, başka bir tanıya, ona gidiyorsun, başka bir tanıya. Ama asıl neden Lyme'miş. Evet. Böyle bir şey olabilir mi yani? Evet. Bu nörodejeneratif hastalıkları da özellikle taklit ediyormuş. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Umarım bu vesileyle de. Peki Sayın Hocam, Sağlık Bakanı ya da Tarım Bakanı bu konuda ne yapabilir? Önerileriniz nelerdir sizin? Koruyucu sağlıkla ilgili. Şimdi İbrahim Bey, öncelikle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalar lazım. Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Orman Bakanlığı'nın yani bütün paydaşların, üniversitelerin, odaların şu meslek grubu, bu meslek grubu demeden hangi meslek grubunun buna katkısı olacaksa ya da kimin olacaksa buna uygun bir mevzuat, yani mevzuattan kaynaklı sıkıntılar varsa onları da çözerek bu sorunlara el atmalar lazım. Şimdi Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanı'nın birlikte yaptığı bir iş var. Kuduzla mücadele. Bir protokol var mı? Var. Görüntüde bir işleyiş var mı? Var. İşlevsel mi? Değil. İşte tam sıkıntı burada. Değil. Niye değil? Şimdi siz İstanbul ya da Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle İstanbul Biliyorsunuz neredeyse kedilerin başkenti. Sokak hayvanların çok yaygın olduğu bir yer. Herhangi bir parkta bir çocuk ya da yolda yürürken bazen biz o hayvanların yaşam alanlarına çok müdahale ettiğimiz için ben görüyorum parklarda, yani anneler babalar çocuklarını o çocuk tutmuş kediyle oynuyor. Köpeğin sırtına yapışmış. Şimdi böyle bir hayvan sevgisi olmaz. Bizim toplumumuzda da bazı işleri çok yanlış uç noktalara götürme şey var. Eline bir kalem almış, çubuk almış, köpeğin, kedinin orasını burasına sokuyor. Ne oluyor? Sonra kedi, köpek bir soğanma mekanizmasından tırmıklıyor ya da hafif ısırıyor. Peki ısırınca ne olacak? Sen hastaneye gidiyorsun. Hastaneye gittiğin zaman nereye gidiyorsun? Kuduz birimine gidiyorsun. Kuduz birimin yaptığı şey ne? Bir protokol var. Yani Kuduz'da mücadele protokolü. Bütün doktorların önüne var. Çeşitli olasılıklara, şeylere göre bir değerlendirme protokol uyguluyor. Şimdi eğer o köpek, o kedi sahipli ise ve Kuduz antikor pozitif sonucu senin elinde varsa doktor ona bakarak aşı yapmıyor. Çünkü Kuduz yönünden pozitif olmuş oluyor. Yalnızca diğer yönlerden bakıyor hastanın durumuna. Eğer yoksa, ki zaten yok. Yani Türkiye'de sokak hayvanlarının öyle bir şey olma şansı var mı? Ya da birçok sahipli hayvanın bile Kuduz aşılarını yapan yapıyordur ama ona karşı bir bağışıklık oluşup oluşmadığını daha çok yurt dışında hayvan sahiplerinde biz bunu görüyoruz. Kedi köpek götürürken Avrupa istiyor bunu. Onlar yapıyor ve çok pahalı. Eskide bizim meslektaşlarımız Avrupa'da onaylı bazı laboratuvarlara da kan işleri göndererek onu yapıyorlardı. İşlemler hızlı olsun diye. Şimdi onu da yasakladılar. Yalnızca etlikte yapılıyor. O alan da daraltıldı. Ve şuraya gelmek istiyorum. Siz oraya başvurdunuz ve doktor hemen şeyinizi başlattı. Aşınızı, Kuduz aşısını o çocuğa ya da o kişiye Kuduz aşısını yaptı. İkinci aşamada ne yapıyor? Hemen ilçe tarım müdürlüklerine şey bildiriyor. Yani o köpeğin, o kedinin takibi. Çünkü o takip işlemi asıl olarak hayvan üzerinden yürüyor. Hayvan üzerinden yürüdüğü için de veteriner hekim denetiminde onlar da ilçe kamuda bu işi yapan Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu için oraya gidiyor. İbrahim Bey, bazen o evraklar temastan 10 gün sonra geliyor, 20 gün sonra geliyor. Şimdi normalde o hayvanın Kuduz olup olmadığının, eğer Kuduz şüphesi varsa ısırdığı andan itibaren, çünkü Kuduz aynı zamanda bir ısırma refleksi geliştiriyor ve o salyanın içerisinde yer alan Kuduz virüsü yarayla birlikte şey geçmiş oluyor. Yani ısırdığı kişi geçmiş oluyor. Orada da sinirsel yoldan beyine kadar gidip ve şeylerini gösteriyor. Şimdi normalde senin anında bildirim yapıp hemen oradan hazır olan bir veteriner hekim, en az bir veteriner hekimin kontrolünde ekipler hazır olacak ve gidip o hayvanı karantinaya alması lazım. 10 günlük bir karantina süresi. 10 gün içerisinde o hayvan ölmezse kesinlikle Kuduz değildir. Ve sen bunu hemen hastaneye geri dönüş yapıyorsun ve hastanede hayvan Kuduz olmadığı açığa çıktığı için aşıyı kesiyor. Yani 3 tane aşıyı mutlaka yapıyor ama 4. ve 5. aşıyı yapmak durumunda kalmıyor. Yani o vatandaş 2 aşıdan kurtulmuş oluyor. Ama yok böyle bir şey yani. Bak teorik olarak çok güzel. Ama evrak ilçe tarıma ulaşıyor. Bazen 10 gün, bazen 5 gün, bazen 6 gün. Peki ulaştı diyelim. Sokak köpeği ilçe tarımlarının böyle bir altyapısı var mı? Yani gidip o kediyi, o köpeği oradan alacak, 10 gün gidip karantina uygulaması yapabilecek bir yeri var mı? Bir altyapısı var mı? Yok. Olmayınca ne oluyor? Belediyelere. Yani o ilçe tarımlar aynı zamanda bir devlet kurumu, doğrudan bir devlet kurumu olması nedeniyle kaymakamla olan yakın ilişkileri üzerinden onun sekreteriyasını yapar. Kaymakam imzalı belediyeye gönderiyor. Belediye ne yapıyor? İşte gidip yazı kendisine ne zaman giderse bir belediye başkan yardımcısının imzasından geçiyor. Oradan oradaki veteriner işleri birimine gidiyor. Oradan artık git o hayvanı bul. Hayvanı bulduktan sonra artık süresi geçmemişse karantinaya al. Yeniden onun sonucunu yeniden hazırla. Yeniden belediye başkan yardımcısı imzası falan. Yeniden kaymakamla orada ilçeye gel. İlçe. Yani şimdi bu olacak iş değil. Yani bundan bir şey yürümez yani. Yani onun için bu konuda kamu kurumlarının gerçekten mevzuatta kendisine ilişkin oluşan işler noktasında içerini doldurmaya uygun doldurmuş bir hareket tarzı geliştirmesi lazım. Şimdi bu böyle olduktan sonra ben çok umutlu değilim. Yani çok somut bir örnek. İçim Kuduz çok karardı ya. Yani şimdi böyle bir vakada işler böyle yürüyorsa, evet. işler böyle yürüyorsa, genel olarak böyle yürüyorsa, şimdi Lyme gibi daha bakanın doğru dürüst tanımadığı, yani adının konmadığı ya da Kırım-Kongo'ya ilişkin etkenin bu kadar yayılmışken, bütün Türkiye çapına, belirli bir noktadan olmaktan çıkıp bütün Türkiye tarafına yayılmışken, buna karşı sağlıklı, el birliğiyle bir mücadele programının ortaya çıkabileceğini ve bunun uygulanabileceğini ben iyimser olamıyorum. Kaldı ki yani Tarım Bakanlığı'nın da şu anda ne olacağı biraz belirsiz. Çünkü Tarımda Millik Birlik Projesi diye bir proje üzerinde şu anda çalışıyorlar. Tam bu soruyu soracağım. Tarımda Milli Birlik Projesi üzerine çalışmalar var şu anda. Evet. Ve köylülüğün, doğal üretimin, atalardan gelen tohumların, diğer tarafta kooperatifin önüne geçiyor bu. Evet. Ve yani gidip örneğin bizim Dersim'deki köylüden aldığımız tulum peynirini alma şansımız olmayacak. Hı. Ya da turşu peynirini alma şansımız olmayacak. Yani doğal ürünleri alma şansımız olmayacak. Bu konudaki açıklamalarınız nelersin? Ne dersiniz bize? İzleyicilerimiz çok merak ediyorlar şu anda. İbrahim Bey, bu çok ciddi bir mesele. Yani bu Türkiye'nin bence şu andaki en ciddi meselelerden biri bu mesele. Çünkü bakın, Türkiye tarım ülkesi, sanayi ülkesi değil. Ne kadar sanayi ülkesi desek de sanayi ülkesi değiliz, tarım ülkesiyiz. Bunu kabul edeceğiz. Hayvancılık ülkesiyiz. Yani yani projede şunu söylüyorlar İbrahim Bey. Yani üstte Semerat denilen bir tane holding olacak. Bu holdingin içerisinde Türkiye'de gıda ve süt sektöründe olan ya da hayvansal et sektöründe olan bütün belli başlı büyük tekel grupları olacak. Bunların uluslararası bağlantıları var. Ve Tarım Bakanlığı da bu holdingin ortağı olacak. Düşünebiliyor musunuz? Tarım Bakanlığı o holdingin yönetimi altında bir yapılanma olacak. En altta ise üretici olacak. Şimdi mekanizma bu. Şimdi İbrahim Bey, bu Brezilya'da denendi. Bu Arjantin'de denendi. Bu yeni bir politika değil. Bu IMF'nin, Dünya Bankası'nın, gıda şirketlerinin, tohum şirketlerinin, büyük perakende sektörünün, tarıma dayalı büyük sanayi kuruluşlarının çıkarlarına hizmet eden ve gerçekten gözü kara bir politika. Oralarda uygulandı. Arjantin'de ve Brezilya'da tarım bitti. Yani bu Türkiye'de tarımın bitirilme projesidir aslında. Şimdi Türkiye'de tarımı niye bitirmek istiyorlar? Çünkü bunların içerisinde bir ithalatçı grup da var İbrahim Bey. Yani biz bunu biliyoruz. Yani Türkiye'de üretim olmasın, köylü üretim yapmasın, yapan da mutlaka sözleşmede çiftçi olarak o tekellerin hizmeti altında bunu yapsın. Bizim istediğimiz ürünü, istediğimiz standartta, istediğimiz fiyatta üretsin. Buna biz karar verelim. Onun dışında az çok kendi imkanlarından bağımsız iş yapan bütün o yapıyı ortadan kaldıralım. Ve ne yapalım? Asıl büyük şeyi ithal edelim. İthal edelim. Şimdi Türkiye'de bir gıda alanında, tarım alanında, hayvancılık alanında bir ithalatçı şey oluştu. Ve İbrahim Bey şöyle düşünüyorlar. Ya Türkiye'nin bu alandaki ithalat hacmi nedir? Diyelim ki 100 milyar dolar. 100 milyar dolarlık bir pazar. Bir de içeride üretim azalacağı için bu 100-200 milyar dolara çıkacak. Ve biz buradan nasıl sürekli para kazanırız, rant elde edebiliriz'in projesidir bu. Yani bir de işin ürkütücü tarafı şu. Yani bir biçimde kamuoyu bundan haberdar olmasaydı maalesef bu 25 Nisan'da açıklanacaktı yani. Yani ülkenin gıda fiyatlarını konuştu, tarımı konuştu. En çok konuşulduğu anda Tarım Bakanı ve politika yapıcılarının gerçekten halkın katılımını sağlayan, üreticilerin katılımını sağlayan, tabanda onların inisiyatifini arttıran, o Türkiye'deki tarımı bu noktaya getiren Dünya Bankası, IMF gibi programlarla arasında mesafe koyan, o vatandaşın canını okuyan, o büyük tekel sahiplerinin elinin tersinden itip tabanda bir şey yaratması gerekirken, tam da böyle bir ortamda böyle bir proje geliştir. Yani erkenden basına yansımış olması, bence 31 Mart seçimlerinin Türkiye'ye en büyük kazanımlarından biri şimdilik bu gözüküyor. Ve bunun siyasal sonuçlarla yüzleşebilmenin ağır faturası olabileceğini bence gördüler. Sonra ikinci kez ertelendi. 5 Mayıs sanırım, hafızam beni yanıltmıyorsa, açıklanacaktı. Ve şimdi de güz ayında Milli Tarım Şurası diye bir şeye bıraktılar son karar verme şeyine. Ama bizim tahminimiz şu, muhtemelen bunun tabii mevzuatta yok. Yani anayasada şey de yok. Yani Türkiye'deki şu andaki mevzuat şey de yok. Bizim tahminimize göre biraz bakanlığı özelleştirme, çünkü o bakanlığı özelleştirme programıdır aynı zamanda. Bürokrasiden, içeriden gelen bazı tepkileri yatıştırıp, eğer bu politikaya karşı güçlü bir tepki oluşmazsa bunlar yine bu politikayı devam ettirme yolunda ilerleyecekler gibi düşünüyoruz. Bizim arkadaşların kendi aramızda yaptığımız değerlendirme bu. Onun için şunu söylemek istiyoruz. Lütfen yani kendi yöresindeki doğal sütü, bildiği insandan sütünü alan, peynirini alan, ne bileyim ovacıktan balını alan, fasulyesini alan, hoppadan çayını alan, evet, Ege'den bildiği yerden üzümünü, incirini alan insanlar, tüketiciler, üreticiler, bu alanda belediyeler lütfen bu meseleyi takip etsinler. Muhalif siyasi partiler, medya, bu ülkenin gıdası, tarımı, koruyucu hekimliği, koruyucu sağlığı böyle bir grup tekelin çıkarına terk edilemez yani. Bunun çok ağır sonuçları olur bu ülkeye, bu ülkenin insanına. Evet, evet. Peki, Sayın Hocam, şimdi şarbonla ilgili Tarım Orman Bakanı'nın dezenformasyon çalışmaları var. Ve bu çok ciddi anlamda yapılıyor. Ama şarbonda ciddi bir tablo. Hı. Ve olacak. Siz bir veteriner hekim olarak, gerek odalarınız, gerek veteriner hekimler odaları, gerek Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, bu konudaki çalışmalarınız var mı, varsa nelerdir? İbrahim Bey, şimdi çünkü çok önemli bir konu bu. Çok önemli bir konu. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim meslek grubumuz bu ülkede tıp alanında 2. 3. sınıf görülen bir meslek grubu. Veteriner hekimliğin bu ülkede gerçek anlamda hayatta oynadıkları role uygun bir toplumsal itibarları, sosyal yaşantıları maalesef yok. Şimdi böyle olunca bu tür programlarda ben meslektaşlarımı eleştirmek biraz bana şey geliyor. Yani kaçındım bir nokta. Geliyor, evet. Kaçındım bir nokta. Çünkü mağdur olan bir meslek grubu. Bu meslek grubunun, bu toplumun, bu meslek grubunun rolünü anlaması çok önemli. Ama bir şey söylemekten kaçınamayacağım. Maalesef bizim merkez birliğimiz, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, konseyi ve birçok odamız. Yani 56 odamız var ve bu odaların büyük çoğunluğu herhangi bir sorun olduğunda devletin ve egemen siyasetin refleksiyle davranıyorlar. Bu çok yanlış. Bu olmadı işte. Bu mesleği bu yapılabilecek en büyük. Yani şöyle düşünüyorlar. Ya bu evet, yani bu şarbon vakaları konusunda hükümetin yaklaşımları gerçekten doğru değil. Ama eğer onlar öyle diyorsa, burada devletin bir menfaati varsa ya da işte bizi yöneten bakanlığın bir menfaati varsa, biz bunu çok öne geçirmeyelim. Çok bakanlıktan karşı karşıya gelmeyelim. Devletin refleksleri üzerinden bir tepki oluşturma, bir pozisyon alma yaklaşımı var. Ve ben onun için zaman zaman da kendi içimizde meslektaşlarımızı bu konudan eleştiriyorum. Sadece onlar değil, yani onların politik duruşları belli. Ama bazen tavır koyması gereken odalarımız da tavır koymuyor. Yani kendisini işte demokratik mücadeleden, meslek mücadelesinden, soldan konumlandırmış odalarımız da maalesef o genel boğucu atmosferin bir parçası haline gelmişler. Ve böyle olunca da tabii ki bu konuda güçlü sesler çıkmıyor ve toplumu uyarma ihtiyacı, gerçekleri açığa çıkarma ihtiyacı, toplumun menfaatine olmayan, sağlığın menfaatine olmayan, halkın menfaatine olmayan, mesleğin menfaatine olmayan bir meselede maalesef çok yanlış bir tavır içerisinde girebiliyorlar. Ama ne mutlu ki sizin gibi değerli programcılar bizi çağırıyorlar ve biz de buradan en azından toplumu aydınlatmamız gereken, bizim yapmamız gereken noktalardan toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Lütfen geçen yıl yaptıkları gibi yapmasınlar. Yani şarbon vakalarını gizleyerek, üstünü örterek, kamuoyundan bazı işleri gizleyerek biz bu sorunları çözemeyiz. İbrahim Bey, ben geçen programda hayvan hareketleriyle ilgili bu dezenfeksiyon belgesinin ne kadar önemli olduğuna ilgili açıklamalarımız olmuştu. Özellikle bu hastalıklarla ilgili kısmında. Sonrasında verilere bak, çok yakın bizim programımızdan sonra bir resmi veri açıklandı. Türkiye'de 2010'dan 2018 yılı arasındaki hayvan hareketlerine baktım. Büyükbaş'ta yaklaşık 17 milyon hayvan hareket olmuş. 17 milyon hayvan iller arası hareket olmuş. Evet, yani bir işletmeden, bir yerden başka yere bir hayvan hareket olmuş. Küçükbaş'ta, yani koyun keçide 60 milyon. Yani büyükbaş'ta, şu andaki Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığıyla o süre içerisinde hareket halinde olan hayvan sayısı örtüşüyor. Düşünsene yani. Ya da şu andaki küçükbaş hayvan sayısının 1,5 katı kadar hayvan hareketli olmuş. Ya şimdi bu kadar hayvan hareketinin olduğu yerde sen bunu, bu araç dezenfeksiyonu işlemini, bu işleri kurallarına uygun nasıl yapmasın yani? Yani bu böyle bir iş olabilir mi? Sen belgeyi düzenliyorsun. Vatandaştan parasını alıyorsun. Niye yapmıyorsun? Evet. Niye yapmıyorsun? Yapılması gerekiyor mu? %100 yapılması gerekiyor. Yani bunun tartışması olamaz yani böyle bir şeyin yani. Bu soru da sorulmaması gerekirmiş. Ya bu sorun da sorulmaması lazım. Yani şimdi bu hiç şey yok yani. Niye yapmıyorsun arkadaş? Şimdi kurban dönemi gelecek. Yani yine yüz binlerce hayvan hareketi olacak. Lütfen bunun da geçmişteki gibi olmaması için biz buradan taleplerimizi iletelim. Ama umutlu muyum? Umutlu değilim maalesef. Evet. Umut yoksa Ütopya'da yok. Evet. Peki, Sayın Hocam, belediyelerin rolü ne? Belediyede Sağlık İşleri Müdürlüğü var, Veteriner İşleri Müdürlüğü var. Belediyelerin bu toplumun rolü yok mu? 30 Mart'ta belediye seçimleri yapıldı. Herkes, işte her belediye başkanı adayı bir vaatlerle geldi. Bugün de İstanbul belediye seçimleri var. Yine bir vaatler var. Ben baktım yani... toplum sağlığıyla ilgili, halk sağlığıyla ilgili, koruyucu sağlıkla ilgili belediyelerde açıkçası bir şey göremedim bugüne kadar. Siz bir şey görüyor musunuz ya da beklentiniz ne? Şimdi İbrahim Bey, belediyelerin rolü çok büyük. Yani bu 30 Mart öncesindeki dönemde Türkiye'de özellikle gıda fiyatlarında yaşanan durumdan dolayı her partinin özellikle tarım ve hayvancılığa ilişkin, gıda sorununa ilişkin belirli bir eğilimi oldu. Biz bunu nereden ölçüyoruz? Yani medyadaki yaklaşımlarından, seçim vaatlerinden Ve aynı zamanda bizim bir grup arkadaş olarak çıkardığımız İstanbul Veteriner Hekimler.com diye bir sitemiz var. Oradaki gelişlerden görüyoruz. Yani belirli bazı haberlerin zirve yaptığını görüyoruz. Ya da bazı paylaşımlarımızın tarımla ilgili, hayvancılık raporlarıyla ilgili veriler üzerinden bunu görüyoruz. Şimdi ama bunun konjüktürel olmaktan çıkması lazım. Evet. Bunun konjüktürel olmaktan çıkması lazım. Bunun bir programa kavuşması lazım. Büyük kentlerin, büyük kentteki belediyelerin özellikle şu sokak hayvanlarına ilişkin çok ciddi bir program geliştirmeleri lazım İbrahim Bey. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de yaklaşık insanların %30, %40'ı toksoplazma pozitif. Yani çocuklarımız, hamileler, insanlarımız bahçelerde, parklarda bir tarafta kedi, bir tarafta köpek, bir tarafta kuş, bir tarafta oradan buradan çıkan fare, bir taraftan çocuk, bir taraftan anne. Yani böyle bir şey olabilir mi İbrahim Bey? Hatta hamile anne. Hamile anne. Ki toksoplazma, eğer anne toksoplazma yönünde negatifse, evet, o etkeni aldığı zaman çocuk çok embriyon önemli aşamasındaki ölüm sonrasındaki aşamada çok ciddi ve ölümle sonuçlanan, evet, çoğunlukla evet, ölümle sonuçlanan bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunun suçlusu hayvanlar mı? Değil. Bunun suçlusu belediyelerin bu işleri, çok ciddi bu işlere eğilmesi lazım. Düzenlemesi lazım. Çocuklar nerede oynayacak? Hayvan nerede bulunacak? Bulunma noktaları ne? O hayvanların kayıt altına alınması lazım. Türkiye'de ne kadar sokak hayvanı var? Bilen var mı? Ben soruyorum. İstanbul Belediyesi'ne soruyorum. Bakanlığa soruyorum. Türkiye'deki sokak hayvanları sayısını bilen var mı? İstanbul'da, şu İstanbul'da ne kadar kedi var? Ne kadar köpek var? Bilen var mı? Bunun envanteri var mı? Ne kadar, hangi ilçede duruyor? Ne yapıyor bunlar? Nerede yaşıyor? Yok İbrahim Bey. Yani veteriner hekimlik alanında, çevre sorunları anlamında, insan-hayvan ilişkileri noktasında ve bunu ortaya çıkarabileceği sağlık sorunları noktasında çok ciddi birikmiş sorunlar var. Yani belediyelerin bunlara eğilmesi lazım. Peki tam bu durumda şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi belediyelerde veteriner hekimlik müdürlüğü var, sağlık işleri müdürlüğü var. Koruyucu sağlık görevleri var. Esas görevleri bu. Ya da işte Tarım Bakanlığı'nın, işte Sağlık Bakanlığı'nın görevi bu. Koruyucu sağlık. Yani koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik değil. Bu bağlamda 1900'lerde tek tıp teorisi ortaya atıldı. Evet. Ve tek sağlık. Evet. Ama maalesef şu anda ne tek tıp var, ne tek sağlık var. Teşhis ve tedavi var. İlaç var ya da cerrahi var. Tabii yani kaza geçirmişse, kol kırılmışsa mecburen cerrahi, ama kol kırılmamışsa hasta ben ufaktan halsizim diyorsa, Lyme hastalığında olduğu gibi ne yapmak gerekiyor? Bir veteriner hekim olarak ne düşünürsünüz? Tek tıp ve tek sağlık konusunda. İbrahim Bey, bu son yılların çok tartışılan bir konusu. Tek tıp, tek sağlık. Olmalı mı tek tıp, tek sağlık? Kesinlikle olmalı. Ama nasıl olmalı? Nasıl olmalı İbrahim Bey? Yani şimdi bunu 2004 yılında ilk İsviçre'de gündeme geldi. Sonra 2007 yılında Amerika'daki Tabipler Birliği ve Veteriner Hekimler Birliği arasında bir protokol imzalandı. 2008'de Avrupa'da, 2009'da Türkiye'de. Türkiye'de bunu imzaladı, bu protokolü. Ve şunu dediler, dediler ki biz tek tıp anlayışına bağlı olarak, tek sağlık, tek tıp anlayışına bağlı olarak biz veteriner hekimler ve beşeri hekimdeki doktorlar özellikle zoonotik hastalıklar noktasında birlikte çalışacağız. Bunu açıkladılar. Şimdi bu nereden gündeme geldi meselesi çok önemli. Bunun toplumsal bakış açısından gündeme gelmesinin tarihi çok eski. Ve bu işin öncüsü Rudolf Ludwig Virchow diye bir insan ve histopatolojinin duyenni olarak kabul ediliyor. Ve şunu söylemiştir, demiştir ki bir ülkenin sağlık sorunu o ülkenin iktisadi, siyasi, toplumsal yaşamından bağımsız ele alınamaz. Bir ülkede sağlık sorunu, ciddi bir sağlık sorunu varsa, hangi aşamada olursa olsun, o ülkenin iktisadi, toplumsal ve sosyal yaşamda sorun vardır. ve biz bunlardan kopuk ele alamayız demiştir. Ve çok kesin olarak veteriner hekimliklerin, beşeri hekimliğin birbirinden ayrılamayacağını söylemiştir. Biz Hipokrat'ın anlayışından, Virchow'un anlayışının takipçileri olarak tek tıp, tek sağlığın bütün dünyada olması gerektiğini söylüyoruz. Ama sermaye bunun için istemiyor. Sermaye şunun için istiyor. Diyor ki dünyada hangi hastalık ortaya çıkacaksa ben bileyim. Hangi sınırlar içerisinde gelişecekse, gelişmeyecekse ben bileyim. Ben müdahale edeyim ve onu toplumu yönetmenin ve sermaye biriktirmenin bir alanı haline getiriyor. Ondan da para kazanayım. Ondan para kazanayım. Onun için bizim tek tıp anlayışımız Hipokrat'tan beslenen, toplumun herkese sağlık anlayışından beslenen ve bu sağlık sorunu ortaya çıkaran zihniyetin mahkum edilmesi ve ona karşı gelişen tabandan, halktan da bütünleşerek bu temelde bir tek tıp, tek sağlık anlayışımız olabilir. Çünkü bunu Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Veteriner Hekimler Örgütü ve Tarım ve Gıda Örgütü birlikte bir protokol oluştururlar. Ve bunların hepsi Dünya Ticaret Örgütü'nün referans örgütleri. Yani Dünya Ticaret Örgütü'nün referans örgütü olan kurumların dünyada herkese sağlık hizmeti, koruyucu sağlık hizmeti, bu birlikteliği sağlaması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü sermaye sürekli böler, sürekli parçalar. Meslek grupları arasındaki kaynaşmanın ortaya çıkmasını engeller. Çünkü oradan besleniyor. Yani sermayenin buradan beslendiği koşullarda bunların tek tıp, tek sağlık anlayışı yalnızca bu alanı denetim ve kontrol altına alma uğraşıdır. Bizim onlardan farkımızı koyarak tek tıp ve tek sağlık anlayışını sonuna kadar yaymamız, geliştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde bununla ilgili tabii ciddi açmazlar var. Onu da zamanımız var mı bilmiyorum. Gerekirse başka zamanda konuşabiliriz. Sayın Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.